Merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer poğaça tarifi yapacağım. Dilerseniz yapımına başlayalım. Bunun için 1 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağı ılık sütüm var. Yarım paket yaş maya ya da 1 paket instant maya da kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtam var. Bu yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım üzeri için. Ve 3 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı ise tuzum var. Şimdi mayamı kabıma alıyorum. Birazcık yumuşamış. Daha sonra içerisine ılık suyumu ilave ediyorum. Bunu birazcık eritiyorum suyun içerisinde. Şimdi ise içerisine ılık sütüm var 1 su bardağı. Bunu ilave ediyorum. Ve şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Daha sonra 3 tatlı kaşığı şekerim ve 1 tatlı kaşığı ise tuzum var. Bunu ilave ediyorum. Son olarak 2 tane yumurtam, bir tanesinin sarısı alınmış. Bunu ilave ediyorum. Ve bunu da güzelce karıştırıyorum. Son olarak 5,5 su bardağı unum var. Bunu da eriyerek ilave edeceğim. Ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Su bardağı unumu ilave ettim. Hamurunun kıvamına bakacağım. Buna göre yarım su bardağı da ununu duruma göre ya ilave edeceğim ya da kalacak. Hamurumu şöyle yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumun kıvamına baktım. Halen cıvık. Bir yarım su bardağı kalan unumuzu da ilave ediyorum. Ve elemeye başlıyorum. Şimdi hamurumu şöyle yoğurdum. Hafif cıvık bir hamur oluyor. Kulak meyvesi kıvamından birazcık yumuşak bir hamur elde ettim. Hafif yapışıyor. Şimdi ise kapağını örtüyorum. Mayalanması için yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar bunu bekletiyorum. Evet, şimdi 45 dakika kadar hamurum mayalandı. Şimdi onu güzelce bezelerini ayıracağım. Bunun için hamurumu önce toparlıyorum. Altına birazcık un serpiştiriyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Kesim aparatımla hamurumu bezelerime ayıracağım. Bezemi güzelce açıyorum.
ve yağlamış olduğum hamur katımın üzerine güzelce seriyorum. Bu işlemi de diğer bezelerim için de aynı şekilde tekrarlıyorum. Bezelerimi iki eşit parçaya ayırarak katlar oluşturdum. Şimdi ilkini tezgahıma alıyorum. Şöyle. Böyle biraz daha üzerine un serpiştireyim. Ve bunları hep beraber açıyorum. Daha sonra açmış olduğum hamurumu rulo şekline getiriyorum. Ve bıçak yardımıyla kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları şöyle elimle açıyorum. İçerisine kaşar peyniri, lor peyniri ve maydanozdan oluşan karışımımı içerisine ilave ediyorum. Ve bunları tepsime dizeceğim. Ediyorum. Evet, son olarak yumurtanın sırasını, üzerlerini güzelce sürüyorum. Ayarlayın. Evet, yumurtalarımı güzelce kaçmer poğaçalarımın üzerine sürüyorum. 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişireceğim.